Peki şimdi biz çok fazla vurguluyorum ben bunu. Koruyucu tıp diyorum olmadan önleyici, profilaktik şeylerden bahsediyorum. Şimdi bir çift çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde ne yapıyor? Kadın doğumcusuna gidiyor. Muayenesi ne oluyor? İşte folik asidi başlanıyor. Sağlıklı gebelik için her şeyin uygun olup olmadığı kontrol Evet. ediyor. Peki bir çift çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde bu süreçte bir aile danışanının fikrini almalı mı sizce? Kesinlikle almalı. Peki kesin karar verip vermemediklerinden kendilerinden nasıl emin İşte o olabilirler? Hem kendinden hem de terapi karşısındaki. sürecinde gerçekleri karşılaştırdığımız zaman, o duyguyu yaşattığınız zaman evet ya biz gerçekten bunu taşıyabiliriz ve bir çocuk sahibi olabiliriz de algılaması lazım. Yani Hani sadece sadece fiziksel ay çocuğum muayene olsun istemekle tamam olmuyor. çocuğu yapabilirsin ama sonraki aşamada dediğiniz gibi yani buna karar Yani verip bunu göğüsleyecek potansiyeliniz işte olması bunun lazım. farkında değiliz. Evet. Yani şu anda bizi izleyen seyircilerimiz de muhtemelen diyorlardı ki ben onlara şu soruyu sorsam çocuk sahibi olmak istediğinizde süreci nasıl başlatırsın? İşte önce kadın doğum doktoruna giderim der. Ama burada ya karar aşaması Hayatın değişiyor çünkü. karar aşaması Başkasının gerçekten alıyorsun önemli. resmen hayatını. Objektif olarak birinin siz buna uygunsunuzu demesi lazım. Kesinlikle Yani demesi ona lazım. bilimsel Bence de. açıdan da bunu hani fiziksel muayene gibi görülmeli bu. Kesinlikle. Fiziksel açıdan, Kesinlikle. ruhsal açıdan da hazır olduğunu bilmeli. Bunu kaldıramadıkları için mesela bilirsiniz Lhasa sendromu var. Bu Evet. süreçler işte bu yükü kaldıramadıkları zaman kimlerinde 15-20 gün bir ayı buluyor, kimlerinde 6 ay bir seneyi buluyor. Bu Sadece depresyona sendrom sürüyor. olarak düşünmeyin. Evet. Lousa depresyonu, Lousa psikozu var. Evet. Yani Çıkamayanlar çok uzun tabii süre. çıkamayanlar Çok var. şiddetli Ya benim de olup çok yakın çevremde yaşayanlar normal oldu. olunamayanlar yani ciddi tedavilere ihtiyaç Bu duyanlar var. süreçlerde doğum sonrası çocuğunu kabul etmeyenler de var. Evet. İşte Yani o aşamalara kadar bu bir geliyorlar. Kesinlikle. vicdan, şu bu değil, bu bir Alakası bile rahatsızlık. yok. Evet. Bu bir Evet. hastalık. Kesinlikle. Ve buna sebep olan o kadar çok şey var ki zannediyorum en büyük nedenlerinden bir tanesi yaşadığı evlilikle ilgili yaşadığı o Travmatik olaylar. travmatik ve sorunlu Evet. Yani süreç. sonuç olarak en son sözü tekrardan size vermeden önce ben de Tabii bir buyurun. hekim olarak şunu demek istiyorum. Eğer ilişkinizde sorun yaşıyorsanız evet çözmeye çalışın ama bu çözüm için size yardımcı olacak işinin uzmanı profesyonellerin kişilerin olduğunu da lütfen göz ardı etmeyin. Evet. Bu işi basite indirgemeyin. Çünkü ilişki terapisi ciddi anlamda hayatın konforunu ve ilişkinin güzelliğini ortaya koyuyor. Deyip Efendim. evet, ben sizden sözü Kesinlikle. alıyorum. Çok özür dilerim. Efendim bu bir lüks değil, ihtiyaç diyelim. Psikolog ve aile danışmanı Hasan Ersin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Şimdi ediyorum.